Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Tekne ağzını tamamlıyoruz. Diğer üçüncü videoda da ölçeklendirmeyi, ölçü mantığını anlatacağım bunun. Orada daha net anlayabilirsiniz. Küçük bir detay var zımpara yaparkenki detay. Şuradaki o iki çizgi vardı ya arkadaşlar. Orayı tam 3,5-4 milim aşağıda. Burayı düz yapabilirsiniz. Kapağın buraya tam basmasını istiyorsanız eğer. Burada bir sakınca yok. Düz basarsa eğer zaten arkaya doğru eğimli olduğu için yapışma yüzeyi daha geniş olur, daha net olur. Ama illa geniş bir bombe, sert bir yay istiyorum diyorsanız buraya bir tane merkez çizgisi çizip o çizgiden aşağıya kırabilirsiniz arkadaşlar. İkisi de olur. Daha sonra zımpara yaparken arkadaşlar, şimdi buna karar verdiniz. Ortadan mı alacağım yoksa bu kenar çizgisinden mi alacağım? Ortayı düz bırakıp o şekilde mi yapacağım? İkisini de yapabilirsiniz. Bu da dediğim gibi kapağın cinsine göre değişir. Ladin yapıyorsanız eğer burayı orta çizgiden almanız makul. Ama köknar vesaire çalışıyorsanız burayı düz de yapabilirsiniz. Sert bir kapakta. O yapılabilir yani. Zımparanızı köprü çizgisini çizdik ya arkadaşlar. Buradaki merkez çizgisiyle köprü çizgisini oraya koyup yine dışa doğru yatırıp teknenin dışına doğru hafifçe arkadaşlar, çok hafif bir açıyla şu şekilde zımparalamanız gerekiyor. Şuradaki düzlüğü sağlayabilmeniz için. Aynı şekilde bu tarafa geçtiniz. Aynı zımparalamayı yaptınız. Daha sonra birleştirmeyi yapıyorsunuz. Buraları zımparaladınız. Yönünüzü belirlediniz. Daha sonra zımparanızı bu şekilde değil arkadaşlar. O yüzden kısa bir zımpara kullanın. Yine rende yapıyormuşsunuz gibi dışa doğru yatırarak şöyle göstereyim. Şu şekilde. Şöyle. Ama bu açının çok büyük bir açı olmaması gerekiyor arkadaşlar. Aksi halde burayı pah kırmışsınız gibi yaparsınız, kapak oturmaz. Çok hafif bir açıyla, yani 1 derece 2 derece bir açıyla yine dışarıya doğru eğik. Yaparak birleştiriyorsunuz. Yani önce burayı aldınız. Burayla işiniz bitti. Daha sonra buraya geçiyorsunuz. Anlaştık mı arkadaşlar? Zımparanızın tabanı düz olduğu için burayı komple birleştirmeye kalkarsanız şurada verdiğiniz kavisi zaten götürürsünüz arkadaşlar. Burada bozulmaya sebep olursunuz. Anlaştık mı? O yüzden bir blok, bir blok. Bu işlemi saptattıktan sonra yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz arkadaşlar, paylarınızı verdikten sonra. Yani sazın kapağının değişmeye geldiğini düşünün. O şekilde de yapabilirsiniz. Ya da sap değişimine geldiğini. Evet, bence olmuş arkadaşlar. Artık kapaktaki bombe herhalde daha bariz bir şekilde görünüyor. Şöyle de bakabiliriz. Evet. Gördünüz mü yay şeklini arkadaşlar? İki tarafta da eşit simetrik şekilde. Kemençeye de baktığınızda bu yayı görürsünüz arkadaşlar. Anlaştık mı?
Şimdi gelelim ölçeklendirme. Niye böyle yapıyoruz? Teknemizin bu kısmı 4 milimetreye 4 milimetre diyelim arkadaşlar, net olsun. 3,5 4 milimetre indirdik. Burayı 8 milimetre indirdik. Burası sıfırda duruyor. Yani bilek sıfır, en düşük nokta 8. Arka kısım, arka takozun olduğu yer 4 milimetre. Sebebi şu arkadaşlar. Buraya sapı taktığımızda bilek kısmında zaten bir fazlalık pay bırakacağız. Üst tarafa kapağı koyacağız. Burada ne olacak? 4 milimetrelik bir pay. Bunu nasıl sağlayacağız? Yanları bastırarak. Yani mastarımızı tuttuğumuzda burası 8 milimetre ya arkadaşlar. Bu 8'in 4'ü kapağa gidecek. Geriye kalan 4 milimetrede bizim kapağı esnetme payımız. Yani kapağa 4 milimetrelik hem burada hem burada bir esneme payı verdik. İşte o bombe o şekilde oluşuyor arkadaşlar. Şimdi burası sıfırken burasının 4 milimetre aşağıda olmasının sebebi de kapağa dikine bir bombe vermemiz. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunu sadece bilekten ve buradan yiyerek sağlamaya çalışırsanız arkadaşlar, kapağınız dikine mastarla baktığınızda dikine gönyede kapak çökük vaziyette olur. Yani şu şekilde baktığınızda, mastarınızla şöyle baktığınızda kapak bombeli olur. Doğru. Ama bu şekilde baktığınızda kapak içeriye doğru göçmüş olur arkadaşlar. Şöyle. Şu şekilde içeriye doğru göçmüş olur. O yüzden buradaki sıkıntı enine olan bombe değil, boyuna olan bombe. Yani şu. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunu sağlayabilmek için buradan 4 milimetre düşüyoruz. Ama tekne ağzından, bilekten değil arkadaşlar. Bilek sabit. Yani bilekte 1 milimetre oynayabilirsiniz maksimum. Ama onun dışında bütün ölçüyü bilekten alamazsınız arkadaşlar. Anlaştık mı? Yani ne diyoruz? 4, 8, 0. Sanırım bu ölçeklendirme anlaşıldı arkadaşlar. Bundan sonra şeye geçeceğiz arkadaşlar, sap takmaya. Bu konuyla alakalı soru olursa sapı takmadan sorun arkadaşlar. Ben onu sapı takmadan halledeyim. Daha sonra şey yapmayalım. Geri dönüş yapmayalım. Ben çünkü sazları yapmaya başladım. Bu sazda klavye olmayacağı için, direkt dil çakacağımız için, onu atlamayalım. Şimdi soracaksınız onu. Sap buradan 5-6 milimetre yukarıda olacak. Anlaştık mı arkadaşlar? Kapağın yüksekliği kadar. Kapak buradan arkaya doğru kırılıyor olacak. Onu da sap takarken anlatırız arkadaşlar. Sorusu olan varsa sorabilir. Teşekkürler izlediğiniz için.